Bugün peynir dolgulu külahımız var. Milföylü köftemiz var. Frambuazlı sufle yapacağız. Ben de erken evlenenlerdenim. Neden? Ama o fakir kağıdıyla girdiğim hastaneden bugün böyle bir kadın çıktı. Biz neden fedakarız? Fedakar olmak gerekli mi? Gelin için ikinci kadın anne, anne için ikinci kadın gelin. Değersiz hissetmek fedakarlık arasındaki bağ. Ben demeyen biri biz olamaz. 21 gün bunu deneyin. Bu 21 gün çok önemli değil mi? Çok önemli. Şey. Neden? 2017'de bizi neler bekliyor? 23 Ocak ve sonrasında değişimler başlayacak. Özellikle bu yıl teraziler için, aslanlar için, kovalar için, ikizler için geçmiş hatalardan arınma adına ben de ekipten oldum. Astrolojiden vazgeçtim. Geçer miyim hiç? 60. bölümde Nuray Sayarı'da Nursel'in evinde. Herkeslere, yeni uyananlar, her zamanki gibi iyi yapmışsınız, uyumuşsunuz bu saate kadar. Okul telaşında olanlara kolay gelsin. Bir yandan kulağınız bizde olsun. Çünkü bugün çay saati ikramları var. Evet. Neler yapacaksın? Bugün peynir dolgulu külahımız var. Hı-hı. Külahı kendimiz hazırlayacağız. Evet. Arkasından milföylü köftemiz var. Milföylü köfteyi çöp şişte buluşturacağız. Çok şık bir sonuna. Evet. Arkasından son olarak frambuazlı sufle yapacağız. Ekşi ve tatlı lezzeti bir arada tadacağız. Sufle mi? Evet. Sufle olunca böyle oluyor. Uçasım geliyor gerçekten. Önce? Önce peynir dolgulu külahla başlayalım. Gelsin. Evet. Kahvenden de iç. Peynir dolgulu külah. Hamur için bir yumurta beyazı, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz, aldığı kadar un. İçi için 200 gram beyaz peynir, 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 tutam dereotu. Üzeri için 1 yumurta sarısı çörek otu. Afiyet olsun. Evet, önce unumuzu alıyoruz. Peynir dolgulu külahımızı yapıyoruz. Külahını yapacağız. Külah, evet. Tamam. Hamur kısmını hazırlıyoruz şu anda. Şöyle dursun. Evet. Bu da böyle dursun. Şimdi yoğurtlu, yağlı bir evet, hamur yapacağız. Evet, tereyağımız var, sıvı yağımız tamam. var. Un alır kadar tarifte ama 4-5 bardak oluyor. Şöyle devireyim ben sana. Tamam, olur. Şöyle devir. Şimdilik böyle koyalım. Tamam. Şöyle yoğurt açalım. Önce sıvı yağını koyalım. Evet. Bir çay bardağı evet. Ben hep yoğurdumuz ne diyorum? Madem hamur yiyeceğiz, kaliteli hamur yiyelim bari. İçinde yoğurdu, yağ falan çay olsun. Karın doyursun. Sirkesi bir kaşık mı? 2 yemek kaşığı kadar koyacağız. Tahmini. Evet. 2. Kabartma tozumuz var. Sen çok küçük evlenmişsin. Dolayısıyla evet. da şu anda 20 kaçtı çocuğun? 27 yaşında bir oğlum ve 22 yaşında bir oğlum daha var benim. Yok artık tozumuz yani alırız. Gerçekten. Zaten küçük gösteriyorsun ama ya 16 yaşında evlenmişsin. 17'de anne mi oldun? 19. 19'da anne oldun. İnanılmaz. Hı-hı. Gerçekten. Aşk mı? Hayır, görücü usulü. Nerelisin sen? Ben Malatyalıyım. Malatya evet. Bulunmaz eşin. O çarşınız ne oldu? Bitti mi tadilatı? Çarşımız çok ben... sevdiğim bir çarşısı var Malatya'nın. 3-4 senedir gitmedim. Evet. Güzel bir hamur var. Yoğuracağız şimdi. Tereyağımızı da ekleyelim. Kaşık. Mesela yemek kaşığı. 100 gram kadar tereyağımız var. Bu 2 yemek kaşığı oluyor. Yumuşak zaten oda evet. sıcaklığında Hı-hı. olduğu için ya. Bismillah diyerek evimizi evet, hamura bulayalım. Müthiş çok güzel bir görüntü.
tam denk gelmiş. Evet. Tamam hamurumuz. Şimdi iç harcını hazırlayana kadar dolapta dinlendirelim. Dolapta. Önce o zaman koy bu poşete. Poşet yetecek o zaman. Yeter. Beze de sarayım mı? Yok yeterli. Tamam. Çok güzel yumuşacık şöyle bir hamurun var. Koyalım dolaba. Şimdi iç harcımıza geçelim. Senin alanın böyle genelde şey mi? Çay saati ikramları mı seviyorsun? Evet. Yöresel yemek falan onlarla aran nasıl? Çok aram yok diyelim. Mutfağı seviyorum. Yemek yapıyorum ama daha çok bu tarz şeyler daha hoşuma gidiyor. Butik pastayla ilgileniyorum. Bugünlerde en moda şeyler evet. Pasta yapımı. Evet. Takvimden sayfa yırtmadık. Hiç demiyorsunuz. Nursel'cim bugün takvimde neler var? Bugün çok kokuşum Harun. Şöyle lütfen şunları da böyle alır mısın? Hiç takı almam. Bugünlerde yaşlandım galiba. Çok takı almaya başladım. Duygucumla birlikte gittik. Bir tane Haruncum yüzük aldık. Şöyle göstereyim. Bir de bunun adı ne? Şahmeran aldık. Çok tatlılar. Evet. Said Faik Abasıyanık demiş ki dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Sevgili Zülfü Livaneli de inanılmaz güzel yorumlamıştı bu şarkıyı. Gerçekten çok sevdiğim bir şarkıdır. Aynı zamanda bugün tiyatrocu Nejat Uygur'un vefatıymış. Vefatının yıl dönümüymüş 2013. Hakikaten o da kalbimize yer etmiş sanatçılarımızdan. Said Faik Abasıyanık'ın doğum günüymüş. Aynı zamanda 1906 çok ironik olmuş. Ölüm ve doğum hayatın bir parçası. Canım benim. Beyaz peynir. Evet, beyaz peynir ve süzme yoğurdumuzu koyduk. Şimdi dereotumuzu doğrayacağım ben. Rahşan bebek mi geliyor yoksa günün isimlerini söylemedin diyor. İsim mi arıyorsun? Hemen söylüyorum evet. Günün isimlerini de. Sana şöyle koparıp. Şöyle bir tutam yeter mi? Yeterli. Al şöyle. Evet. Günün isimleri Mehmet, erkek ismimiz, kız ismimiz de Serpil. Yeni doğanlar varsa şöyle atsınlar bize bebeklerinin fotoğraflarını. Hatta böyle demişken de sizden gelen fotoğraflara bir göz atalım. Birbirinden güzeller yine. Aldık. Tamam, ben de onu hazırladım. Evet. Senin çocukların büyümüş tabii. Evet. Evde bayağı atölye gibi kullanabiliyorsun. Aynen öyle. Siparişlerini alıyorsun. Evet. Yoğun mu? Yoğun sayılır. Butik pastacılık herhalde hani insanlar böyle ne yediği belli değil ya dışarıda. Hani çok bildiğiniz bir pastane değilse, mekan değilse hem çok pahalı. Hem de içinde evet, ne olduğu belli değil. Çikolatası, kreması kesinlikle. Bilmem nesi. O yüzden ev yapımı şeyler daha tercih hem ediliyor. Hem kişiye özel yapıyoruz. Evet. İstenilen şekilde. Bugün de bizim Beyza'mızın doğum günü. Küçük öyle Beyza'mızın. Mi? Nerede o? Burada mı? Yok. Ona pasta alacağız. Çay saatinde kutlayacağız onu. Oo süper. Gel. Beyza gel. Gel buraya. Annesinden uzakta. Annesini çok özlemiş. Gel gel. İyi ki doğdun Beyza. İyi ki doğdun Beyza. Anneciğim valla bugün böyle yapıyor. Çok diyor içim buruk diyor. Annem yok yanımda diyor. Hala annesinin kuzusu bu. 21 yaşındasın. Evet. Büyü artık. Büyüdüm. Büyüdün artık. Büyüdüm. Annesi, annene bir şey söyle. Sen onun yerine söyle. Söyleyeyim. Onu çok seviyorum ve
Kocaman öpüyorum. Bir de kız kardeşini de öpüyorsun. Evet, onları da çok seviyorum. Çok tatlı bir kızınız var gerçekten. O bize emanet, hiç merak etmeyin. Böyle hepimiz onu koruyup kolluyoruz. Çok da seviyoruz. Çok da hanımefendi bir kızınız var. İçiniz rahat olsun. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Nice yıllara Beyza'cığım. Kalıbımız vardı bizim. Kalıbını nereye koyduk? Burada. O mu? Ha. Burada. Kalıplar senin kalıpların. Evet, kalıplarım, ben malzemelerim dolaşmıyorum. Nerede? Bunlar böyle meşhur Emin evimiz var ya, her şeyi bulduğumuz. Bulabiliriz. Onlardan bulabilirsiniz. Şimdi yuvarlakla da yapabiliriz. Böyle tırtıklı bir uçla da yapabiliriz. Hı-hı. Kalıp şart değil. Bardakla da yapabiliriz. Fincanla. Tamam. Sorun değil. Biz böyle görseli daha tırtıklı güzel oluyor. Tırtıklı bence çok güzel. Evet. Böyle açıyoruz. Ve bu hamurumuz çok bereketli. Çok biz de böyle külahlar yapmıştık, böyle şerit şerit kesip. Ama onu da şey kullandık, metal bir kalıp kullandık değil mi? Sardık onu. Evet, tiraş şeklindeydi. Düşündüm, bir dahuni şeklinde metal bir kalıptı, doğru. Evet, bunu kendimiz yapacağız şimdi. Bu hamurlar çok zevkli oluyor, çok güzel oluyor. Ve de bereketli oluyor toplayıp açtıkça. Aynen. Bakalım şimdi ne şöyle, yapacağım. Evet, şuradan bir smaç açıyoruz. Bu şekilde. Sen zaten hani çok iyi olmana rağmen bir de yetinmeyip kurslara da katılıyorsun. Evet. Kendini geliştirmek ben için aslında teknik öğreniyorsun. Evet, ben hiç kurs almadan başladım bu işe. Ama sonradan bakayım doğru yapıyor muyum diye kurslara başladım. Evet. Baktım ki doğru gidiyormuş. Şimdi bu şekilde yayıyoruz. Çok fazla dışarılara gelmiyoruz. Biraz o yüzden sürülebilir değil mi? Sürülebilir. Biraz o yüzden şey koydum ben. Süzme yoğurt koydum. Bu şekilde. Şöyle. Kendi etrafında döndürüyoruz. Bu şekilde tepsimiz. Hiç bu şekli bana yapan olmamıştı. Öyle bak mi? Evet. Süper o zaman. Evet. Çok sevindim. Bir tık sanki büyüse de güzel mi olur acaba? Olabilir, evet. Biraz daha büyüyebilir. O zaman şey daha da. Sarımı daha da fazlalaşır, daha şık olur. Aslında bir yokmalık da daha da kolay oluyor. İşte böyle. Evet, hop, tercih canlı olarak. Atıyorsunuz, atıyorsunuz ağzınıza. Sarını süreyim ben, tamam, artık hunilerinin tamam üstüne. Yağ falan dökmedim ama. Yok tamam. Alt orta kısmı koyalım. Evet. Çok tamam, güzel peynirli hunilerimiz oldu. Evet, külahlarımız küçük oldu. Bir tarifini izleyin. Biz buraları toplayalım. Sonra ikinci çay saati ikramı. Sonra mükellef bir masa. Sonra Nuray Sayarı bizimle olacak. İkramımız çöp şişte milföylü köfte. Sizlerle. Gelsin. Çöp şişte milföylü köfte. 8 adet milföy hamuru. Köftesi için yarım kilo dana kıyma, 1 yumurta, 3 yemek kaşığı galeta unu, 1 adet kuru soğan, pul biber, kimyon, tuz. Domates sosu için 1 adet domates, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı yoğurt, taze fesleğen, pul biber, kekik, tuz. Üzeri için 1 yumurta sarısı, beyaz susam. Sunumu için çeri domates. Afiyet olsun.
biraz ağlayalım. Soğan rendeleyelim. Kıymamızı çıkaralım. Ben de şimdi bu milföylerin yumuşaması gerekiyor. Onlar yumuşayacak. Biz onları top yapacağız. Hamur haline getireceğiz. Tamam. O şekilde hazır bir hamurumuz olacak. Çok pratik ve çok sofrada çok şık duruyor. Ya milföy hamuru zaten çıtır çıtır. Çok seviyorum ya. Çok gerçekten o kadar çok tarif var ki milföy hamurunda. Ama tek riski sıcak yemek gerekiyor. Evet. Soğuyunca aynen, olmuyor. Evet. Kıymamız, dana kıymamız. Evet, şimdi biraz soğanımızın suyunu alacağım ben. İyi, hiç öyle gözümüzü de yakmadı o kadar. Diye. Evet, yakmadı. Korktuğumuz gibi Barış olmadı. Barış Tekin burada kalmış canım. Gel al bari, Ramazan. Şunu şöyle. Gel. Merhaba deyip kaç, öyle kaçma. Gel gel, Tekin'i bırakan sesçi. Merhaba. Evet, soğanımızın suyunu biraz aldık acı olmasın köftemiz diye. Şimdi kıymamızı alıyoruz. Bakalım fırınımız ne alemde. Baharatlarımızı koyalım. Biraz daha kalsın fırınımız. Evet, biraz daha istiyor. Acı sever misin? Severim. Normal anne köftesi gibi yapmayacaksın herhalde. Yumurta kıracağım. Tamam. Tutsun diye. Ben sana fırında kırayım. Olacağı için. Tamam. Peki domates. Domates sosuna kullanacağız. Ben bununla böyle uğraşsam mı acaba bunu? Olur. Yumuşatırsak daha güzel olur. Senin yapacağını yapayım. Uğraşayım onunla böyle. Kimyon koyuyoruz. Böyle yapayım. Bak takı takınca zor mutfakta ya. Güzel olmuyor. Evet. Galeta unumuz var. Tutsun diye bunu koyuyoruz. Galeta unumuz yoksa evdeki kalan ekmekleri fırınlayıp blenderdan geçirebiliriz. Bu gayet kolay birbirine geçti. Tamam. Köftemiz de olmak üzere. Dolapta biraz bekleteceğiz. Köftelerimizi minik minik yapacağız. Evet, dolapta bekletmenin sebebi ne? Daha tutsun biraz kendini diye. O zaman 2 dakika buzluğa atarız onu. Tamam. Daha kolay olur. O arada sen domates sosunu galiba yapacaksın. Tamam, onu yaparız. Sert vur. Aynen böyle. Böyle vuruyorlar ya böyle. Vuruyor, evet. Diye. Şöyle. Aynen. Şimdi senin elini yıka. Çok güzel bir domates sosu var. Onu yapalım biz. Rende. Evet. Şöyle güzel bir sunumda lazım bu bize. Aynen. Hem de kıymada da fırsat veriyoruz. Kendini toparlasın diye. Aslında birçok yani köfte değil mi? Ne kadar dolapta dinlenirse yorulduktan sonra kızarırken çıtır oluyor. Hem de şimdi fırına atacağımız için bırakmamız gerekiyor kendini. O anlamda beklerse çok güzel olacak. Güzel fikir böyle şişlere, milföylere, köfte. Güzel, evet. Ben değişik şeyleri, sunumları çok seviyorum. Hı-hı. Lezzetle beraber sunum bir arada çok belli daha güzel oluyor. Belli sayfandan zaten. Ama sunum çok önemli. Evet. Her zaman söylüyorum. Güzel olmayan bir yemeği bile böyle iştahlandırabilirsiniz. İşte ikisinin bir arada olması daha da taçlandırıyor olayı. Şimdi tavamıza biraz yağ koyalım. Zeytinyağı. Biraz ondan, biraz ondan koyalım. Her zaman daha iyidir. Evet. Ben karıştırarak yapmayı seviyorum. Yanıyor mu hocam? Yaktım. Tamam. Fırını da çıkaralım. Evet. Sarımsağı da şununla rendelemek doğrayabilirim. Rendeleyin. Şöyle tamam. Şöyle daha rahat edersin. Şöyle hemen buraya rendeleyelim. Soğan da istersek koyabiliriz. Kesinlikle bunun böyle lokmalık olması çok güzel olmuş. Büyük de güzel durur ama. Yok yok, güzel. Tamam. Bu
tarafı alıyorum. Etin de bence tamam. O da tamam. Gayet güzel görünüyor. Bakalım. Un serpeyim mi bunu? Evet biraz. Serperse iyi olur. Şu un sana yeter. Tamam. Ne yapıyoruz? Yuvarlayacağız. Yuvarlayacağız. Aa, takmayacağım takı falan bir daha. Bu zor iş. Nerede şöyle bizim doğum günü kızımız? Beyza. Bunu ne yapacaksın? Bunu da böyle yuvarlayacaksın. Bunu da evet. Doğum günü kızı gel. Köfte yardım mı? Ben bunu çok süslendim ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Yardım edemiyorum. Ya gel. Zaten. Sana bir pasta var bugün. Ya inanılmaz güzel bir pasta yapmışsın. Gerçekten böyle şey gökyüzü evet pastası yapmışsın. O pasta senin olacak. Kısmet tamam. Tamamen tesadüf oldu. Evet. Böyle yuvarlayacağım. Şöyle doğum günü hediyesi yapayım olarak sana bir yemek yapmayı pasta öğretiyoruz. Sen yemek yapmayı biliyor musun? Biraz. Nasıl biraz? Çok az. Ya aslında biliyorum öğrenciyken. İki tane yuvarlayabilir misin? Sen burada şey kimde kalıyordun Beyza? Teyzem. Teyzende. Teyzene de buradan selam olsun. Evet, hakikaten şey böyle bir genç kıza sahip çıkmak çok güzel evet bir şey. Yani ailen senin Antalya'da. Teşekkür ediyorum. Orada yıkarsın. Şimdi çöp şişlerimizi alalım. Evet. Ve şişleyelim. Tepsimizi de alırsak hemen sağ tepsimize koyalım. Sağ ol, teşekkürler. Yağlıyorum. Evet, yağlarsak biraz çok iyi olur. Bu şekilde önce hamurumuza şişimizi saplıyoruz. Sonra köfte. Şimdi bir de bu tarafa. Şekilde. Hmm. Yalnız aralarını sonra açacağız. Yoksa milföyler pişmiyor. Değdirmeyecek misin köfteyi? Evet, biraz aralarını açacağız. Hmm. Sonra hamur hamur kalabiliyor. Vay, çok şık. Çok çok şık. Öyle. Nefis. Biraz açalım. Evet. Bak püf noktasıymış. Çok evet köfteyle milföyü pişti gibi pişirirken görünüyor evet ama hamur kalabiliyor. Çok güzel. Bunları çok bu şekilde çizebilirim. Biraz çok mu yağ döktüm sence? Biraz fazla sence yağ olmuş. Bana da öyle geldi. Biraz yapışmasından korktum. Hemen yani şöyle fazlasını alayım. Sanırım iyi böyle. Şöyle mi böyle mi koyayım? Öyle direkt koyabiliriz. Şöyle zaten koyayım karşılıklı koyarız. Olur onu tamam. Yumurta sarısı süreceğiz ve beyaz susamımız var mıydı? Var. Ay ne kadar güzel oldu ya. Şu an şöyle soslu onu yediğimi hayal ettim yani. Musunuz? Ettim. Resmen ettim. Nurselin.evi Instagram hesabımız. Yapanlar ki bence bayağı yıkılacak bu tarif hissediyorum. Yorum yazsınlar. Ben de bekliyorum heyecanla. Bir tane de kalan hamurlarımızdan. Köfteleri de sürülüyor mu? Sürelim. Köfteleri de sürelim. Hmm, çok güzel oldunuz. Biraz küçük olacak ama. Olsun onu ben şimdi tadarım. Evet. Milföy hamurunda fırının 200 derecede evet çok yüksek ciddi ısıda şekilde ısınmış olması gerekiyor. Yoksa milföyleriniz ziyan olur. Değil mi? Önemli bir. Evet önemli. Milföy. Yoksa pişmiyor. Aa, kuz bayağı doldu ha. O kadar da az olmadı. Evet, bu da üçlü. Mini oldu. Koy ortaya gitsin onu. Aynen, koyalım. Ben de susam serpeyim mi? Şunu alayım. Al sen bunu. Bunu mu yapalım, değiştirelim. Tamam. Evet.
Solda döktük. Gönder bakalım Yeşim'cim. Evet. Süsleriz. Açabileceğim. Bakalım. Biz hemen. Tamam. 180 mi indirelim mi 200 mü? Yok 200'de pişirelim. Tamam. Tamam. Adını söyle, neydi yemeğimizin söyleyelim adı? Bunun çöp şişte milföylü köfte. İzliyorsunuz küçük tarifini, biz buraları topluyoruz. Son ikramımız, sonra Nuray Sayarı bizimle olacak. İkramımız frambuazlı sufle. Gelsin. Frambuazlı sufle. 340 gram dondurulmuş frambuaz, 25 gram nişasta, 6 yemek kaşığı toz şeker, 2 damla vanilya özütü, 4 yumurta akı, rendelenmiş limon kabuğu, yarım çay kaşığı krem tartar. Üzeri için pudra şekeri, taze nane, frambuaz. Afiyet olsun. Frambuaz şu anda dondurulmuş olarak bulabilirsiniz. Evet. Onun don çözdürüyorsunuz. Blender'dan geçiriyorsunuz. Bir de böyle süzgeçliyorsunuz. Ben mesela o tortularını çok seviyorum. Böyle süzmesem ben onu yerim. Ama şeyde sufrede güzel olmuyor. Ya. Suflemizin içi böyle çok güzel köpük köpük oluyor. O yüzden bunlar atacaksın gelmesin. Tortularını. Tortularını atacağım ama iyice süzeceğim. Şunun altını kapasam mı? Olur. Şimdi şöyle alttan da evet alıyoruz. Harcın içine karıştıracaksın. Bunu. Evet, yumurta akımız. Menenk gibi yapacağız onu. Evet, tamam. Ondan sonra bununla karıştıracağız. Sanırım senin işin tamam. Evet. Şu morla sarının uyumuna bakar mısınız? Ay, çok güzeller. Ben böyle öpüyorum çiçekleri, çok seviyorum ya. Tamam. Şimdi yumurta çırpacağız şekerim, evet. Şekerle. Bunu iyice özünü alıyoruz. Krem tartarımız var burada. İlk defa adını duydum ama hiç duydum kullanmadım. Mı? Evet. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bu yumurtamızı şimdi merenk haline getireceğiz. Hı hı. Çökmesini engelleyeceğiz. Yumurta akı çabuk biraz bulunuyor şeydir. Kapriste kolay bir şeydir. Bulunuyor tabii ki. Tamam. En bunu önünde pastacılık çırparken malzemeleri satan her yerden bulabiliriz onu. Tamam. Onun yerine krem tartarın yerine limon ve tuz. Birkaç damla limon suyu ya da bir iki tane şey. Bunu merenk yapmak için, yani yumurtayı köpürtüyoruz da böyle hani ters çeviriyoruz, düşmüyor falan. Onu yapmak için kullanacağız. Şimdi ne kadar böğürtlen koydun? 340 gram frambuaz koydum. Frambuaz. Hı-hı. 300 ya yani böyle şeyler yapmak istiyorsanız gerçekten bir tartıya ihtiyacınız var. Evet. Gram vermek zorundayız, yoksa ölçünüz asla tutmuyor. Özellikle böyle brownie, sufle. Sufle gramı gramına, hatta pişirme süresi falan çok önemli. Herkesin fırınına göre değişiyor. Değişiyor, evet. O yüzden gram vermek zorundayım bunun için. 340 gram frambuaz. Sonra 25 gram nişasta, 4 yemek kaşığı da toz şeker. Şeker fark evet etmiyor. Onu şimdi ılınması şimdi için biraz kıvama gelmesi için karıştıracağın kaba mı alalım, ayrı herhangi bir kaba mı? Başka bir şey alırım. Çabuk soğutalım. Şöyle alalım ama. Tamam, olur. Öyle biraz. Topaklarını engelledin. Evet. Mesela nişasta koyunca biraz o pembeleşiyor ya. Ben böyle daha koyu kırmızı seviyorum. Onu nasıl ama işte bağlayıcı olarak nişasta kullanınca lazım mı? Renk biraz, evet. Çünkü başka içinde un falan yok. Hmm. Sadece bu koyduğumuz 25 gram nişasta var. Tamam. Yani gayet masum bir tatlı diyebiliriz. Tamam. Bu suyunu çekti, kıvamı geldi. Bunu alalım.
Hatta böyle neredeyse muhallebi gibi olacak neredeyse. Evet. Öyle mi istiyorsun? Evet. Katılığı da var biraz yani. Biraz katılaşıyor zaten şahsadan dolayı. Şimdi ılırken bir iki damla vanilya özüsü ekliyoruz. Limonu da biraz rendeleyelim. Limonumuzu da rendeliyoruz. Zaten aromasını ılıkken versin diye. Sos bayağı iyi oldu. Böyle bütün bütün atsan ne olacak içine? Limon şeyleri, frambuazları. Yok olmaz ama sosyede çok böyle pürüzsüz bir kıvam olması lazım onun. O yüzden. Şimdi 4 tane yumurta akı kullanacağız. Al sarılarını buna ayır. Koyalım, tamam. Şimdi merenk yaparken püf noktamızı da söyleyelim. Kabımızın kuru olması gerekiyor. Hiç ıslaklık olmayacak. Tamam. Ve çok iyi ayırmamız lazım. Hiç karıştırmayacaksın. Evet, karıştırmayacağım. Bir daha anlatır mısın yaptığın işlemi? Anlatayım. Ses var diye konuşamadık. Evet. Merengimizi yaptık. Önce 4 yumurta akını güzel koyduk. İçine 1 çay kaşığı yarım çay kaşığı tartar. Krem tartar koyduk. Krem tartarımız yoksa ne dedik? 1-2 damla limon suyu ya da bir çimdik tuz. Ya da mı? İkisi birden yok, değil ikisi mi? Ha, ya bir çimdik ya, tuz ya da limon. Aynen öyle. Tamam. Sadece bir tanesi. Şimdi bu halde olacak merengimiz. Evet. Böyle dik duracak. Böyle çevirdiğimiz zaman dökülmeyecek. Şöyle yapıyorlar. Aynen öyle. Evet, çevirelim. Çok güvendiğim için size yapıyorum. Düşerse sınıfta kalıyorsunuz değil mi? Geçemiyorsunuz. Evet. Kursu bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Sen bunu yapamıyorsan git şimdi diyorlar. Bunu alalım. Şimdi son bir aşama olarak tuzsuz bir tereyağıyla kabımızı yağladıktan sonra senin şöyle güzel taktiğin şekeri böyle iyice. Aslında benim değil oğlumun taktiği. Aa, onu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bunu bu şekilde aktarıyorum. Bence güzel kesin tamam. Çıkarırsam bir şey olur. Tamam. Püf noktası olarak verelim. Köfteleri çok unladığımız için milföy daha önce pişti. Köfte pişmedi. O yüzden üstünü kapadık yağlı kağıtla ve fırının derecesini düşürdük. Biraz dikkatli pişirirseniz sizin de başınıza gelebilir diye hatırlatalım. Evet. Dikkat et yanma. Oh, şimdi bu son aşamada bu çok önemli. Katlama yöntemiyle gidiyoruz. Hmm. Yumurtamızı söndürmemek için. Görüntüye bak sen. Müthiş, doğru söylüyorsun. Çok güzel şöyle oldu. Vallahi bence insanlar sevdiğini söylemekten çekinmemeli. Ali İnalcım, canım kardeşim benim, annesini bakın nasıl seviyor. Öpe koklaya bitiremiyor. Çok seviyorum. Cennet gülüm benim. Yiğitim. Öptü öptü bitirdi kadını. Vallahi helal olsun ama ne kadar güzel bir örnek. Erkekler genelde böyle sevdiğini saklar, belletmezler, söyleyemez. Belletmezler değil mi? Evet. Sadece erkeklere mahsus değil aslında. Kadınlar daha şey ama ya. Böyle gidiyor. Kadınlar daha rahat. Şimdi bu tamam. Koyacağız. Fırınımız 190'da olacak. Biraz şey sıcak gerçi değil mi fırınımız şu anda? Çok sıcak mı evet olsun? Daha düşürmek. Yok, o 190'da iyi. Tamam. Sıcak fırına koyacağız. Şimdi böyle dolu dolu alıyoruz. Bunu koymak da çok zor yalnız. Ha? Normal kaşıkla bile koysak yok, olur mu yemek yok, kaşığı? Yok, şimdi yapacağız bunları. Yalnız böyle bildiğim suflelere benzemedi değil, yani. Değil, değil. Yani çikolata sufle gibi olmuyor. Bunda çikolatamız da yok. Bu daha böyle hafif. Şimdi yiyince yorumunuzu alacağım.
Ay daha küçük küçük mü yapaydık? Bu bana yetmez ya. Ben böyle şeyleri küçük yapmayı çok seviyorum. Hani ikinciyi küçük, yersem evet. Hem böyle ikinciyi yemiş hissini yaşıyorum. Ben küçük renkli sufle kapları var ya, evde onları yapıyorum. Hem bir porsiyonluk çok bunları daha... Bunları da sen kendin getirdin, kendi evet, kapları. Ben evet malzemelerimi taşıyorum. Öyle 4 bir... mi çıkacak? 5. çıkacak mı? Çıkarırız. Şimdi şöyle yapacağız. Bir de ananas suyundan böyle bir... Bir sosun ananas daha soluk, var. Evet, krema yapacağız. Üstüne sıkmak için. Hı hı. Şimdi bu böyle, şunu böyle şu şekilde düzleyeceğiz. O böyle kabarık dursa daha güzel olmuyor mu? Yok, yok. Hı. Şimdi bir püf noktası daha verelim. Şu parmağımızı şu şekilde yapıp kenarını sıyırıyoruz. Bu güzel kabarmasını sağlayacak. Sufle kabı tutmasın. Mantıklı. Yapışmasın oraya diye. Eğer bu ölçüyse kabınız tam 6 tane çıkıyor. Evet. Ne yaptık? 6 tane çıkardık. Ama çok güzelmiş. Böyle bile güzel değil mi? Uf, çok iyiymiş be. Bütün parmaklarımı batırdım yani sırayla. Şimdi... Çok iyi Ceylan. Bayağı güzel. Şimdi böyle kabımızın etrafını da temizliyoruz. Direkt telin üzerine koyacağız. Tepsi kullanmıyoruz. Haydi fırına. Tamam, aynen. Alttan da üstten de böyle hava dengesi olması lazım. Fansız fırına koyuyoruz. Şu anda fırınımız fansız mı? Hemen alalım. Evet. Tamam. Evet. Tam 10 dakika tut Ceylo. Tam 10 dakika evet. Bas. Evet. Şimdi frambuazlı suflemizin tarifini izleyin. Biz buraları toplayalım. Bir kremamızı yandan da yapacağız. Masayı hazırlayalım. Sunumdan önce de kremasını da yapalım. Tamam. Hadi geçtik. Güzel şimdi, kar yapacaksın. Evet, kar yapalım şöyle. Bunun üstüne böyle bir krem şanti falan da yapabiliriz. Krema evet, kremayı çırpıp katılaştırıp evet. O şekilde sunum yapabiliriz. Böyle. Zaten yeterince lezzetli, biz gerek duymadık. Çok da güzel süsleyecek şimdi. Bir kere biz dantel koymuştuk. Normal Alman pastası gibi dümdüz bir pastanın üstüne dantel koymuştuk. Çok onun güzel üstünü olur. Pudra şeker demiştik. Olay olmuştu Instagram'da. Aklınızda olsun, böyle bir hatırlatmış olayım. Şimdi şöyle. Ay süper oldu koyayım. Bak. Nefis. Zevkli kadınsın. Görsellik çok önemli benim için. Senin elin çok lezzetli. Az önce şu soslu yaptığımızda bütün arkadaşlarımız ellerinde ekmekleriyle daldılar. Nasıl be, damlatıyor musun yoğurdu? Evet, damlatalım. Şey koyacağım aslında, fesleğen de elimle parçalayıp koyacağım. Hmm. Bıçak kullanmıyorum. Yapayım ben çünkü sana. Fesleğen kararabilir. Evet. Onları süsleyelim. Şunları ben, sen gel böyle. Kızlar bir merhaba de şuradan, şöyle dur gitme. Merhabalar. Sofra hazırlıyorlar çok güzel. Sen de gel çay al. Sen de merhaba de. Merhaba. Şimdi Nursel'cim bunların kenarlarına görsellik olsun. Bunları böyle yapalım. Bak hep her şey bir dokunuşun var. Çok tatlısın. Değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Şöyle vereyim sana. Tamam. Evet.
tane yemesem tam yapmışsın. Hadi onu da sen al. Tamam. Gel Nuray Hanım'a da merhaba diyelim. Biz neden fedakarız? Fedakar olmak gerekli mi? Değersiz hissetmek, fedakarlık arasındaki bağ. Ben demeyen biri biz olamaz. 21 gün bunu deneyin. O 21 gün çok önemli değil mi? Çok önemli. Şey. Neden? 2017'de bizi neler bekliyor? Özellikle bu yıl teraziler için, aslanlar için, kovalar için, ikizler için geçmiş hatalardan arınma adına... Ekipten oldum. Astrolojiden vazgeçtim. Geçer miyim hiç? 60. bölümde Nuray Sayarı'da Nursel'in evinde. Tek bir. Tak tak. Bak Nuray Sayarı'nın tatlılığına bakar mısınız? Bak tek veriyor. Çok bak tatlısın. Çok şükür. İşsiz kalmayacağım. Vallahi barış. Kayıt diye sesleneceğim artık. At oraya şekerim. Attım hoş şekerim. Geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim canım. Çok bir daha iyiyim. Gel. Öpüşemedik. Sen nasılsın demiyorum. Auran güzel bir enerji yaydığı için gayet iyisin tamam. Maşallah. Buyur. Ay bu arada çok şanslıyım. Bana özel pastalar var. Bir astroloğun pastası olsa olsa dünya ve kozmos olur. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Bu pasta öpeyim. Bugün inanılmaz tesadüfen çok işe yaradı. Hoş hem geldiniz. Nuray Hanım'ın işine yaradı. Evet, hem özellikle. De gel Cünyer'im, gel Beyza'm. Bugün bir de doğum günü var. Hem ah şahane. Konuya girmeden tatlışımın doğum gününü kutlayalım. Şimdi Satürn orada, ben Satürn döngüsündeyim. O Satürn'e izin verin ben yiyeyim. Öyle mi? Ye. O benim ömrümü yedi çünkü. Ye. Evet. Aman güzel gel. Kızımıza. Dile nice güzel yıllara. Dile tut. Buyurun buyurun lütfen. Gel. İyi ki doğdun Beyza. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Vallahi bastıya bak ne işe yaradınız. Şahane. Hadi buyurun. Allah'ım masaya bak yıkılıyor. Yeşimcim inanılmaz bir masa kurduk sayende. Çok teşekkür beraber ediyorum. Yaptık. Son zamanlarda sizin kişisel gelişim uzmanı olduğunuz daha ön plana çıktı tabii değil ki, mi? Sonradan mı hayatınıza girdi yoksa vardı siz mi ön plana çıkarıyordunuz şimdi, bilmiyorum ama. Şimdi ben bu yola nasıl düştüm bilemiyorum. Öyle derler ya. Yaklaşık 27 senedir profesyonel astroloğum. Evet. İlk tanındığımda da yani inanılmaz tanınan biriydim ama korkularıyla yaşayan bir astrologtum herkes gibi. Evet. Ben kendi hayatımı değiştirmek için metafizik yoluna girdim. Metafizik yoluna girince de kişisel gelişim eğitimleri aldım. Tabii o zamanlar böyle param da yoktu. Gücüm de yoktu. Şanım şöhretim yine vardı da bu kadar değildi. Siz tabii bence ki. İlk çıktığınızdan beri çok yol aldım. Hayır. İlk çıktığınızda bile bence yani o auradan vardı, kaynaklanıyor bilmiyorum ama kesinlikle böyle çok öyle. Özeldi yani. Benim haritamda koskocaman bir ateş üçgeni var. Bittim dediğim anda bile küllerimden yeniden doğanlardan biriyim. Bak bak bu çok tatlı. Tabii. Çünkü niye? Ben kedi gibiyim, 9 canlıyım. Bir canım gider bir canım kalır. Çünkü Allah beni yaratırken o enerjiyle yaratmış. Bir astrolog olarak tabii ki incelediğimde ben bunu hesaplayıp görenlerdenim ama şaka bir yana ben metafizikle sene 1988 yılında tanıştım. Neden? İlk kitabım, kuantum kitabım, içindeki gücün sırrını keşfet okuyanlar bilir. Bu arada bütün kitap gelirlerimle ben Soma'da bir ilk öğretim okulu yaptırıyorum. 16 derslik. Teşekkür helal ediyorum, olsun. Sağ olun. Özellikle şunu söyleyeyim, mutsuz bir annenin babanın çocuğu olarak 17 yaşında ilk karşıma gelen adamı koca olarak seçtim. Çok güzel bir konu. Ben de yuvada büyüdüm. Tamamen yalnızlıktan, ne yapacağımı bilmemezlikten ben de erken evlenenlerdenim. Masamızda ben bir 16 yaşında evlenen var. Bu konu bak gerçekten çok, çok önemli. Önemli bir Türk konu. Toplumu için çok önemli. Neden? Ama neden yaparız bunu? Neden yaptım? Sorunlardan kaçmak için, problemlerden kaçmak için bilinçaltı olarak. Tabii ki beni saran sarmalayan bir annem, babam vardı ama ruhun sarmalanması başka bir şey. Evet. Yani yanağınızdan öpmek mi, kalbinizden öpmek mi?
İbadette de öyledir. Kafan secdeye mi değiyor, kalbin secdeye mi değiyor? Yani inanç da aynı şey geçerli. O kadar büyük badireler atlattım ki 17 yaşında evlenip anne oldum. Ve üzüntülerden istenmeyen bir gelindim. Bu arada kayınvalidemin ellerinden öpüyorum. Onun görevi ve misyonu da Nuray Sayarı'yı oluşturmaktı. Ay ne kadar o acıları ve çileleri hayatım. O yüzden çektirdi bana. Sağ olsun. Çok zor bir eşle birlikteydim. Allah eşim başımdan eksik etmesin. O da markasına marka oluşturdu karısının. Dolayısıyla o kitapta şunu yazdım. Ben korkularıyla büyümüş bir çocuktum. Ve 18 yaşıma girdiğimde tüberküloz hastanesi Heybeliada sanatoryumunda kutladım 18 yaşımı ve yapayalnız kutladım. Ve o zaman bir Emine teyzem vardı, kitapta anlatıyorum. Düşünce gücünü onunla öğrendim. Onurun ne olduğunu, gururun ne olduğunu, haysiyetin ne olduğunu Verem Hastanesi'nde öğrendim. Çünkü ben oraya istenmeyen bir gelin olarak üzüntüler yaşadım. Eşim tabii ki işi yok, sosyal güvencesi de yok, fakir kağıdıyla yattım. O fakir kağıdıyla girdiğim hastaneden bugün böyle bir kadın çıktı. İnanılmaz. Ve ya, kitaplarımda bunları anlatıyorum. Gerçekten ben. Hani bence bu da konumuzun bir parçası zaten, küllerinden doğmak. Tabii ki, kesinlikle, kesinlikle. Yani belki karşıdan bakıyorsunuz, ah ne kadar neşeli şimdi, kadın Nuray tabii, Sayarı. Çok tabii, neşeli. Konuşsan tuzun kuru falan, hani böyle bak, şeyler oluyor ya. Kitapta zaten şunu yazıyorum. Bir tane köşe yazarı o yıllarda dedi ki, ya Nuray Sayarı, o zaman da ben yine aynı kanalın bir kanalında vardı. Orada program yapıyorum, akşam programı. Ya o hep affet, bağışla, serbest bırak, kimseye kün tutma diyorsun. Ama bilmem ne marka arabaya biniyorsun, bilmem nerede oturuyorsun, bilmem kiminle evlisin. Senin tuzun kuru. O gece karar verdim ben, o köşe yazısını okuduktan sonra. O tuz ıslaktı, ben kuruttum. Çok güzel ya. Vallahi gerçekten ben de bu tarz düşündüğüme çok inanıyorum. Süper. Hayran oluyorum böyle bunu keşfeden insanlara. Çok şükür. Helal olsun, zaten çok belli. Hani öyle bir çerçeve oluşturmuşsun, cam çerçeve oluşturmuşsun. Canım İstese benim. De herkes oraya çarpar geri döner zaten. 9 parça bölmek isteseler de bir tane, bir bakmışsın ki onlar bölünmüş. Allah'ıma bin şükür. Tatlım benim, soruyorum. Biz neden fedakarız? Fedakar olmak gerekli mi? Hayır, gerekli değil. Şimdi yeni kitabımda şunu yazıyorum. Feda ederek kar elde ettiğinizi zannediyorsunuz. Aslında zarar elde ediyorsunuz. Beni daha çok sevsin annem, onun gözünün bebeği olayım diye annenize kendinize bile veriyorsunuz. Çocuğum beni çok sevsin. Bilinçaltı, çok sevilme, feda etme. Acele ettiğin her şeye geç kalırsın. Peşinden koştuğun hiçbir şeyin de sahibi olamazsın. Akışta sev. Önce kendini sev. Kimseye feda etme kendini. Sen seni sev ki çok sevilesin. Evet. Sen sana saygı duy ki saygı göresin. Ben demeyen bir insan biz olamaz. Mümkün değil. Fedakarlık. Feda ile kar elde ettiğini zanneden avcunuyorlar. Ya aşkım benim, hani mesela özellikle Türk toplumunda biz böyle büyüyoruz. Hani yanlış kodlarla kadın, büyüyoruz. Kadın alttan alır, kadın fedakarlık yapar. Dişi kuş yuvayı kurar. Hı. Yani fedakarlık yapmazsan evlilik yürümüyor ki. Evdeki dana kuşa ne oluyor peki? Öyle bir anlamı var ama kaldım yalnız böyle. Evdeki dana kuşa, fil ama, dana kuşa ne oluyor? Nuray'cığım yani onu da bir kadın büyüttü. Tabii ki. Ama kadın ki da onu yanlış büyüttü. Yani. Bakın Türk toplumunda işte. Gelin kayınvalide meselesi bitmiyor. Bilinçaltı gelin için ikinci kadın anne, anne için ikinci kadın gelin. Hiç bunu düşündünüz mü? O yüzden de gelin kayınvalide kuma ilişkisi gibi yürüyor. Doğru. Şimdi ben burada, öyle düşünmüyorum biliyor musunuz? Hayır. Yani, düşünmüyorum derken bizim ilişkimiz öyle değil. Belki de o yüzden. Şimdi neden öyle değil? Gerçekten sevgi enerjisi veren halis olur. Niyetli bir kayınvalideye denk gelmişsiniz. Evet. Bir de size öğreteceği bir şey yok. Yüce ruh olarak doğmuşsunuz. Benim gibi ezik ruh doğsaydınız son derece büyük bir sindirelle başınıza gelirdi ve sizi eğitirdi. Dolayısıyla bu arada ben kayınvalidemin ellerinden öpüyorum. Onu o kadar çok seviyorum ki Allah ona uzun ömürler versin. Bir kere şahane bir adamın doğmasına vesile olmuş.
kalbimin aşkıyla evlenmeme sebep olmuş. Ben yine aynı acıları çekip aynı öğretileri yaşardım aşkın sayarıyla evli olmak için. Vay. Çünkü doğru, muhteşem bir soyadı taşıyorum ben. Hakikaten öyle. O yüzden feda etmek, feda ile zarar elde etmek. Çok fedakarız, hayatımızı böyle mahvediyoruz. Değişmek mümkün mü? Bir mümkün tabii ki de. Ben kendi adıma zaten bakın aldığım eğitimleri kendimi değiştirmek için alırken bunca kitabı yazdım. Hmm. Eğitmen oldum. Eğitilirken eğitmen oldum. Kendi kendimize mümkün mü? Ne yapalım? Mümkün. Aynanın karşısına mı geçelim? Aynanın karşısına. Ne yapalım? Nefes alıyorsam umut vardır. Bakın yeni bir güne başladınız. Ve direkt yüzümü yıkamaya gittiğimde bir kere hemen saçları sallarım. Oh. Tanrı kadını yaratmış derim. Bak. Çok tatlısın sen ya. Ne oldu? Bak, ben de böyle olmadım. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Kaşım, gözüm, kirpiğim, elim, tırnağım, giyimim, kuşamım, eğitimim, bilgim, anneliğim. Bir kere her şey bir yana bir ruhum. Ve ben özel yaratıldım. Yaradan yarattıklarını en güzel nuruyla yaratır. O kadar değerliyim ki ben. Hiçbir şeyin beni üzmesine müsaade edemem. Sorunlarım olmuyor mu? Bu arada insanlar hep bana soruyor, hep hos diye mi yaşıyorsun diye. Hmm. Hayır, evet demem gerektiği yerde de diyebiliyorum. Eyvah dediğim anlarım da oluyor. Çünkü halis niyete sahip bir insan. Bir anda unutuyorum, pardon, hiçbir şeyin seni üzmesine izin vermeyeceksin. Hmm. Şu an yaşadığın acı sana neyi öğretiyor? Nerede hata ettin, neyin karmasını ödüyorsun? Nerede neyin eksikti? Neyi kazanıyorsun? Ya da neyin fazla? Neden aranıyorsun? Bir kere kesinlikle sarılın kendinize. Size siz lazımsınız. Mutsuzsunuz, sıkılıyorsunuz. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Şimdi gitmiyor şekerim. Nefes alıyorsak umut vardır. O yüzden sevgi sizinle başlıyor. Şimdi soruyorum, Yaradan'ı seviyor musun? Tabii ki. Tabii ki. Yaradan'ı seviyorsan kendini çok sevmek zorundasın. Durumundasın, zorunda değilsin. Neden? Çünkü sen onun bir nurusun. Allah yarattıklarını cezalandırmaz. Allah yarattıklarını suçlamaz. Allah yarattıklarına zorlukları nefsinin esiri olmasın diye verir. İmtihan dünyasındayız ve nasıl öğretildik ve büyütüldük? Yalan dünya. Daha bu dünyayı yaşamadan ahireti. Şimdi doğruysan zaten ahiretinde doğru olacaktır. O yüzden önce Allah rızası için kendini sev. Kulağınızın duyabileceği ses tonuyla diyelim ki değersizlik probleminiz var. Diyelim ki gelecek korkunuz var. Diyelim ki kaybetme korkunuz var. Diyelim ki başarısızlık korkunuz var. O zaman yapacağınız tek şey, geçin aynanın karşısına. Sabahları ya da akşamları 10 dakika 5 dakika ayırarak başlayın. Bakın kendinize. Neden bu duyguyu yaşıyorsunuz? Seslenin. Ben başarılı olmaya niyet ediyorum. Ben şu andan itibaren hayatımı değiştirebilirim. Ben şimdi şu andan itibaren sağlıklı ve dikkatliyim. Ben seni seviyorum ve senden özür diliyorum. Şu ana kadar yaptığım haksızlıklar için. Böyle yapınca düzelmeye başlayınca ne zaten olacak? İlişkilerimiz bakın, düzelecek. 21 gün bunu deneyin. Çünkü bir cenin bile anne karnında 21 günde oluşuyor. Bu 21 gün çok önemli değil mi? Çok her önemli. Şeyde. Neden? Bak. Anne gebe kalıyor, 21 gün sonra anlaşılıyor. Çünkü cenin 21 günde oluşuyor. Dikkat edin, 40 gün devamında. Bir boyuttan bir boyuta geliyorsunuz, bu evrene alışmanız için sizi melekler bekliyor. Görmüyor muyuz bebekleri? Görmediğimiz bir şeylere gülüyor. Evet. Çünkü bu boyuta alıştırılıyor tasavvufta. Buradan gidiyorsunuz, gitmişsiniz artık ama arkanızdan okunuyor boyuna. Öbür boyuta alışın diye. 2017'de bizi neler bekliyor? Şimdi 2016 zor bir yıldı. Ay herkes aynı şeyi söylüyor. Çok zor ay, bir yıldı. Ay bu çok böyleydi, yok böyleydi. Ya, ama ben biliyorsunuz yapmış olduğum televizyon programında da radyo programında da hep bu olaylar olmadan önce astrolojinin bize verdiği olasılıkları, astroloji bir matematik, hesaplayarak anlattım. Şimdi 23 Ocak'a kadar yüzleşmeler yaşayacağız hepimiz adına. 23 Ocak ve sonrasında değişimler başlayacak. Tabii ki 2017 ekonomik anlamda da zor bir yıl olsa da 2017'de ödüllü yılımız, altın çağımız 2018'e hazırlanıyoruz. Oh ne güzel. Ve açık ve net astrolojik anlamda
Özellikle yılın ilk ay tutulması Aslan Kova aksında gerçekleşecek. Ve aslanlar için bir devrim yılı. Geçmiş bitecek, gelecek başlayacak. Tabii ki. Yılın ilk güneş tutulması Balık Başak aksında. Dolayısıyla şimdi güneş toplumda erkeği, bir haritada babayı, lideri, ay anneyi, duyguyu, evi, çocuğu temsil ediyor. Yükselen yaşamda aldığımız yol. Özellikle bu yıl teraziler için, kovalar için 2017'de, aslanlar için muhteşem bir yıl olacak. Oh, güzel. Tamamen ilerlemeye odaklı yaşayacaklar. Ve zaten yıl olarak da uyanış senesindeyiz. Galiba şu ana kadar hiçbir yerde konuşmadın. Hiçbir yerde konuşmadım. 2017 ilk bizde. Ay, evet. Çok havalı. Çok çok güzel. Evet. 2017 koçların kararlı olmayı deneyimleyecekleri bir yıl olacak. Boğalar aile hayatı kurma, düzeni sabitleştirme konusunda çok şanslı olacak. İkizler için geçmiş hatalardan arınma adına muhteşem kabiliyetli bir yıl olacak. Yengeç evini sevecek, kendini sevmeyi deneyimleyecek. Aslan devrim oluşturacak. Başak geçmiş korkulardan arınacak. Terazi adaletini ön planda koyarken kendini gösteremediği her alanda tamamen gösterebilecek. Akrep maddiyattan arınıp maneviyata bütünleşecek. Aynı zamanda duygusal yönlerindeki gizlilikleri de törpüleyebilecek. Yay hedef belirleyecek. Saturn çok iyi bir öğretmenliği deneyimletirken hatalardan arınmayı deneyimleyecek. Oğlak başarmaya ve hırslarından arınmaya odaklı bir yılda olacak. Evim yuvam ailem diye yaşayan oğlaklar para birikimi konusunda da çok şanslı olacak. Kovalar kendinden çok söz ettirecek. Yeni atılımlar ve yeni işler kuracak. Kalıcı olmayı deneyimleyecek. Son burcumuz balıklar ise geçmiş gelecek arasında araf duygularda kalmaya müsaade etmeyecek. Tamamen geleceğe odaklanacak. Hepsine çok olumlu şeyler söyledin. Aa, hepsine vallahi herkes şu an. Ama bak çok arada olumsuzluklar var aslında. Ama sen o zaman o kadar tatlı söylüyorsun ki. Evet aynen öyle. Fark etmiyoruz. Çaktırmadan böyle bak, bir şey yapıyoruz. Bak var aslında arasında. Da yani duymak istediğiniz gibi duymak dediğimiz bir durum. Hoşça kal de. Çok teşekkür ediyorum lokma ağzımda. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Sen de hoşça kal de. Selamını söyle. Evet. Demek istiyorum ki ben etrafımda canım sıkıldığı zaman bir kahve içip sohbet edebileceğim insanların olması ve etrafımda o kadar çok böyle güzel insanlar var ki hepsine selam söylüyorum. Oh ne güzel. Çok teşekkür ediyorum kızlar bizimle olduğunuz için. Bugün cuma, en sevdiğimiz gün. Böyle tatil var 2 günümüz. İnşallah çok güzel değerlendirirsiniz. O kadar güzel bir gaz aldık ki şu anda. Canım benim. Ben teşekkür ediyorum. Geçmeli yani. Ben şu an koşmak falan istiyorum. Şimdi hafta sonu. Hayat bir armağan, süresi de yok. Bugün sloganınız bu olsun. Olsun. Tanrı kadınları yaratmış, adamları yaratmış. Evet. Güzellikten yanayız. Bin kesinlikle. Şükür. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi görüşmek üzere. Alkışlıyorum seni şekerim. Teşekkür ederim. Süpersin.